Herkese merhabalar. Bu akşam da jeton artistleriyle beraberiz. Bu akşam farklı bir JG Type'dan farklı bir konuyla karşınızda olalım dedik. Ve jetonun core artistleriyle hem müzik hem DJ'lik hem prodüksiyon hem genel olarak scene'le ilgili farklı şeyler, farklı konular tartışmak istedik. Hem yeni jenerasyon hem eski jenerasyon DJ ve prodüktörlerin fikirlerini alalım istedik. Geçen haftaki yayınımız çok merakla izlendi ve çok güzel geri dönüşler aldık. Öncelikle bunun için çok teşekkür ederiz. Bunu her hafta yapmayı planlıyoruz. Tabii ki sanatçıların müsaitliğiyle beraber. Ama paylaşımlarda müzikle alakalı, scene'in bilinmeyen yönleriyle alakalı konular sizlerin de çok ilgisini çektiğini gördük. Tabii ki daha teknik konularda konuşabileceğiz. Daha belki de planladığımız gibi bir saatlik parça yapımı session'ı da yapabiliriz daha sonra. Ya da farklı DJ session'ları yapabiliriz. Ama burada önemli olan bu geçirdiğimiz zor günlerde birbirimize daha fazla bilgi alışverişi yaparak, daha fazla fikir telkisinde bulunarak herkesin bir şeyler öğrenmesine kendimiz dahil olmak üzere katkıda sağlamak ve tabii ki paylaşım yapmak. Öncelikle herkese tekrardan teşekkür ederim. Sevgili Alan Cut, sevgili Uğur Project, sevgili Rıza Gobeles, sevgili Kuvoka. Biz zaten hemen hemen her gün bayağı bir sohbet ediyoruz aramızda ama evet. Böyle tabii daha farklı bir ortam oldu değil mi? Güzel oldu, evet. Evet, kesinlikle çok peki, güzel. Peki önce ben gene alfabetik sıra yapayım diyorum. Yılın Kat Elen abiyle başlayalım. Tabii. Eyvallah. Elen abi. Kaldı ki esasında kaldı ki diyor bu işte benden çok daha eskisiniz ama alfabetik sıraya takıldım galiba. Alfabetik sıra bilerek zaten isim A'la başlıyor. Ama şunu da söylemek lazım tabii. Yani derler ya klasik atasözü, su küçüğün, söz büyüğün. Yaşını da belirteceğiz burada ama o yüzden... Yok daha 32. 32. Yani evet. Aa, ben 30 diyebiliyordum. Yani senden yaşlı... 2 yaş küçük Uğur. Birazcık da tabii bu işte ruh yaşından da bahsetmek lazım belki değil mi? Bravo. Abi bravo. Aynen. Evet. Elen abi, öncelikle sana şöyle bir soruyla başlayayım. Şu andaki scene'imiz nereye gidiyor? Yani tabii bu şu anda bulunduğumuz kötü zamanları bir kenara koyalım. Hiç yaşamadığımızı varsayalım. İşte Şubat'ın ortasına geri gelelim. Şubat'ın ortasında daha böyle ileri doğru baktığın zaman yaza doğru ve 2020'nin sonuna doğru Türkiye'de özellikle scene nereye gidiyor? Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyordun? Burada birkaç kelimeyle bunu sınırlandırmak belki çok güç olacak benim için ama genel anlamda baktığım noktada bunu defaten aramızda da birkaç defa konuşmuştuk. Hem jetonun özelinde hem genel anlamda piyasanın ve scene'in nereye gittiğiyle alakalı olarak çok daha büyüme evresinde olan, çok daha evrilerek devam eden, gitmeye aday aday olan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu inanıyorum ben. Bu süreci kendi içimizde diğer promotörler, diğer arkadaşlarımız, bu işin içerisindeki olan bütün herkesle birlikte çok daha iyi tahlil edip daha iyi yakın gelecekte işlere daha farklı, daha güzel işlerle karşı karşıya kalacağımızı da net bir şekilde öngördüğümü düşünüyorum. Scene'le birlikte, scene'in nereye gittiğiyle alakalı olarak da kesinlikle bu işin çok daha büyüyerek, çok daha kitlelere hitap ederek gideceğine %100 emin olduğumu düşünüyorum. Onu da şuradan çıkartabiliriz. Çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda beraberce çaldık.
en son Ankara'daki iki arkadaşımızla olan muhabbeti ve münasebeti çok net olarak hatırlıyorum. Yani 4 ay öncesine kadar elektronik müziğe dinleyip sonrasında da konunun bu kadar içerisine giren iki tane arkadaşımız ve çevresindeki etkiyi de bu denli sevk ve idare etmeye çalışan, yaratan, o enerjiyi veren ve bu müzikle alakalı olarak söyledikleri benim kendi adıma bir rehberim oldu o bağlamda. Rehberlerimden bir tanesi oldu daha doğrusu. Dolayısıyla bu scene'in çok daha geniş kitlelere yayılarak hatta daha da alt tabanlara inerek, alt tabanları da kastım yaş anlamında alt tabanlara inerek diyorum. Buradaki yaş aralığını da ben çok net bir şekilde kendi içimde gözlemlemeye çalışıyorum. 20'li yaşların altına 17-18 yaşlara kadar net bir şekilde elektronik müziğin artık kuvvetle bir şekilde dinlendiğinin sizler de eminim görüyorsunuzdur. Dolayısıyla sin çok daha büyüyerek devam edecek. Ve bu süreçte, bu süreçten sonra da insanlar çok aç bir şekilde, bunu zaten çok dile getirmeye gerek yok belki ama ciddi bir patlama olacağını da net bir şekilde ortada olduğunu inanıyorum. Evet, yani şu anda bana göre İstanbul'da aynı anda 10 bin kişi elektronik müzik dinliyor. Yani 3 yer, 4 yer aynı anda doluyor. 2000, 3000 kişi kapasiteli. İşte küçük kulüpleri de sayarsak bence şu anda iyi bir cumartesi akşamı 10 bin kişinin katılımını görebiliyoruz. İşte Ankara'da bu rakam yaklaşık 1000-1500 arası seyrediyor. İzmir'de de gene aynı şekilde geçen senelerde 1000 civarıydı. Şimdi bence 1000'in üzerine çıktı. 1500 hatta belki bazı gecelerde 2000 bile zorlanıyor. Evet. Yani bunun daha büyüyeceğini, işte 15.000-20.000'lere doğru gideceğini öngörüyorsun. Kesinlikle. Daha da büyüyeceğine inanıyorum. Muazzam. Ya yani o rakamların bir çıt daha üzerine çıkabileceğini 2021'in sonu, hele 2022 denildiği vakit, o günleri umarım hep beraber güzelliklerle karşılayacağız. 2022'nin ilk yarısı bu rakamlarımız bir çıt daha yukarı doğru çıkacağını ben bütün kalbimle inanıyorum. Muazzam. Matematiksel olarak ben de bir fikrimi paylaşayım. Hazır araya gireyim. 2002'lerde, 2003'lerde bu gece dışarı çıkıp elektronik müzik dinleyen kişi sayısı 5000'lerdeydi mesela. Toplamda hani dinleyen değil dışarı çıkan. Şimdi mesela Ferhat'ın da söylediği gibi bu 10.000'lere vardı, belki biraz daha fazla olabilir. Ama çok iyi biliyorum, bunun muhabbetini de o dönemlerde yapmıştık. Yaklaşık 10-15 sene öncesinden bahsediyorum. 5000 civarındaydı. Yani 5000 kişi vardı İstanbul'da elektronik müzik dinleyen ve dışarı çıkan. Evet. Bu da muhtemelen hafta sonu kulübe şu anda mesela 5000 kişi çıkıyorsa o zaman 1500-2000'lerde falan da mesela. Ben öyle hatırlıyorum sayı olarak. Kuvaka, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani scene'in gittiği nokta, gerek kalabalıklar, gerek müzikalite, gerek crowd'un geri dönüşleri, ne düşünüyorsun? Yeni jenerasyon olarak. Ben özellikle Türkiye'de işin çok hızlı büyüdüğünü ve kaliteli büyüdüğünü gözlemledim geldikten sonra. Çalan artistlerin hepsinin yorumları hem crowd'un çok kaliteli ve iyi dinleyici olduğu hem de çaldıkları yerlerden çok memnun kaldıkları yönündeydi. Yine dediğin gibi Şubat'tan bir projeksiyon yaparsak özellikle festivallerle, Türkiye'deki elektronik müzik festivalleri, yeni gelecek olanlar ve yenileri falan düşündüğümüzde işin çok büyüdüğünü görüyoruz. Ama aynı zamanda da çok rekabetçi bir hal aldığını düşünüyorum. Yani aynı anda İstanbul'da mesela çok büyük artistler farklı farklı mekanlarda boy gösterebiliyor. Bu tabii scene'in büyümesi için güzel ama sürdürülebilirlik açısından birazcık sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum ilerleyen süreçte. Sen birazcık da kendinden bahset istiyorsan, yani hazır böyle bir platformda çok fazla seni tanımayanlar olabilir doğal olarak. Çok fazla bir röportaj verdiğini falan görmedim çünkü. İşte Vancouver'dan buraya gelen bir macera, daha sonrasında bir Richie Houghton
connection'ı. Bunlardan biraz bahset. Geçen hafta Richie Hawtin'e çaldın. Alacaktım. Alacaktın. Neyse sonuçta gene olacak. 2020'de inşallah. Konuşuyoruz tarihi. Birazcık kendinden bahset istiyorum. Evet, ben bir son 3 yıldır Kanada Vancouver'da yaşıyordum. Daha sonrasında son 2 yıl içerisinde de orada müzik prodüksiyonuna başlamıştım. 2 yıl önce başladıktan 6 ay sonra falan Jeton Records'a bir şarkı gönderdim. Ferhat Bey sağ olsun şarkıyı çıkarttı. Daha sonra da Richie Hawtin şarkıyı çaldı birçok yerde. Sonra da kendi oluşturduğu bir compilation albüme koydu şarkıyı. Geçen sene Eylül ayında, 2019 Eylül ayında. O süreçte ben de Türkiye'ye geldim. Türkiye'de birazcık gig almak ve çalmak için. Çünkü Vancouver'da sahne birazcık daha kısıtlı buraya nazaran. Kanada'da tekno için konuşuyorum özellikle. Sahne Türkiye'ye nazaran çok çok daha kısıtlı. O yüzden hem Avrupa'ya yakın olabilmek hem de Türkiye'de biraz sahne alabilmek için, biraz da çalışmalarımı buradaki artistlerle sürdürebilmek için buraya geldim. Son bir yıldır da buradayım. Birlikte çalışıyoruz. Gayet güzel gidiyor her şey. İnşallah daha da iyi olur. Bir süre daha buralardayız. Yani şimdi Vancouver'la İstanbul'u karşılaştırdığın zaman sahne olarak, o zaman yani çünkü Vancouver dünyada her zaman yaşanılması en çok istenilen, evet, şehirlerin başında geliyor. Ama elektronik müzik anlamında diyorsun İstanbul daha farklı. Tabii ya, çok çok daha farklı. Yani orada tabii orada şöyle bir durum var. Yani şu anda bir hip hop R&B konseri orada bir stadyum doldurabilir kapasitede hala. Özellikle Kuzey Amerika'nın genelinde. Ama tekno, teknonun aslında doğuşu Detroit'te, yani o da çok uzak bir yer değil. Kanada'ya veya işte Amerika'da sonuçta. Ama ona rağmen sahne birazcık geriden geliyor. Burada 3-4 bin kişiye çalabiliyorken bir tekno artisti, orada 400-500 kişiye çaldığında çok iyi bir geceydi falan deniliyor. Yani ve sahne hala bayağı underground orada. Yani buradaki kadar kaliteli değil. Kanada genelinde de Toronto belki işte Ankara'yla falan yarışabilir. Öyle düşünüyorum yani. Toronto, o da belki Detroit'e çok yakın. Evet. Evet. Rıza, evet, sen de devam edelim istersen. Tabii. Şu anda neredesin? Ben şu anda Utrecht'teyim. Hollanda'dayım. Utrecht, Amsterdam'a yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta bir şehir. Amsterdam'ın güneyinde kalıyor. Oradayım. Süper. Peki ne yapıyorsun orada? Niye gittin? Gezmeye mi gittin? Koronaya mı takıldın? Ne yaptın? Şöyle, birazcık benim böyle doğaya karşı ve bisiklete karşı bir tutkum var. Müzikle olan tutkumu da birleştirip buraya gelmeye karar verdim. Burada müzik yapmaya devam ediyorum. Süper. Birazcık da sen kendinden bahset istersen. Yani prodüksiyonlarınla, DJ'liğinle zaten tanınan bir artistsin ama bilinmeyen yönlerin eminim ki vardır izleyenler ve dinleyenler tarafından. Birazcık kısaca hani nasıl başladı, nasıl evrildi, Hollanda'ya gitme kararına varana kadar nasıl bu işler bir yere geldi, onu birazcık bahset isterim. Tabii. Yani yaklaşık bir 15 yıl önce başladı aslında. Piyano dersi almaya başlamıştım. Daha sonra işte davul dersi aldım. Davul çalmaya başladım. Klavye çaldım, gitar çaldım, saksafon çaldım derken bütün tarzdaki enstrümanları çalmaya ve öğrenmek istemeye başladığımı fark ettim. Bir noktada şey istiyordum, yani davul çalarken gitar çalmak istiyordum. Gitar çalarken klavye çalmak istiyordum. Dedim ki yani bu böyle olmayacak. Bunların hepsini aynı anda yapabilmek lazım. Yani one man band olmam gerekiyor benim. Ondan sonra böyle bir arkadaşımın bana trans müziği nasıl diyeyim, trans müziğe beni tanıtmasıyla başladı her şey. O zamanlar işte 2009'da falan trans dinliyordum.
Daha sonra şöyle bir olay var bende. Bir şey hoşuma gittiği zaman direkt onu nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Ben zaten direkt hani dinleyici modundan direkt üretim moduna geçmeye çalıştım ve eğitim aldım. Prodüksiyon eğitimi aldım. Levent Lodos ve Nurettin Çolak'tan eğitim aldım. Daha sonrasında da eğitim aldığım yerde eğitim vermeye başladım. Ve oradan geliştirdiğim arkadaşlıklar, oradan geliştirdiğim becerilerle bir ekip kurup böyle çalmaya başladık İstanbul'da. Daha sonrasında tabii ki hani prodüksiyon da gelişmekte olan bir şey sürekli. Prodüksiyonu da geliştiriyorum ve bir noktada bir parça yaptım ve size attım. Ferhat Albayrak'a attım. Parçanın adı Clash'ti. Yani şöyle oldu. Aslında o parçayı ben yani çok böyle hani genellikle böyledir. Yani prodüksiyon yaparken çok fazla böyle umutla okey işte bunu işte binlerce insan dinleyecek, on binlerce insan dinleyecek diye böyle bir umutla her bütün parçaları öyle yapmıyorsunuz. O parça da onlardan biriydi ve bir anda siz çaldıktan sonra ben tepkisini gördüm insanların. Beni çok mutlu etti. Ardından siz o parçayı jetondan basmak istediniz. Ve o şekilde jetondan da release yapmaya başladım ben de. Ardından işte Ferhat Albayrak'la beraber parçalar yaptık. Bunlar işte Intech, Codex, Elevate gibi label'lardan çıktı. Ve geçtiğimiz Haziran'da da Hollanda'ya gelme kararı aldım. Tam albümü çıkarttığım zamanda bir 10 parçalık bir albüm çıkarttık. Ferhat abi jetondan sağ olsun yani benim için çok önemli 10 parçayı bir albüm haline getirip bastı. Ve o sıralarda ben tam da yurt dışına gitmeyi düşünüyordum ve o sıralar tam böyle bir şey oldu. Albümün de adı Time Shift. Böyle bir zaman değişimi oldu benim için ve Hollanda'ya gelme kararı aldım. Eylül'den beri de buradayım. Burada böyle casual bir şekilde müzik yapıyorum şu anda. Yavaş yavaş burada etrafımda yaşadığım hayatı, insanları güzelce böyle sentezleyip böyle güzelce filtreden geçirip kendi tarzımla birleştirip bir müzik tarzı oluşturma koşuşturması içerisindeyim şu anda. Süper. Harika. Sevgili Uğur Projesi. Marco Paşa. Marco Paşa. Şu an tam storylerde Marco Paşa yani. Yazıyorum. İnsanlar tabii ilk başta anlamıyor ne olduğunu da. Marco Carola'ya çok benzediğinden değil Marco Paşa olduğundan yazıyorum. Yoksa Marco Paşa'ya gerçekten yok yani. Sakallarla birlikte tam Marco Paşa oldu yalnız. Tabii. Ama biraz daha kafayı kellenmen lazım. Tabii bu süreçte sakallarım da biraz aynı zamanda bedenim gibi dinlensin diye işin aslı uzattım. Yoksa kesecektim bu akşam şöyle temiz bir asker tıraşıyla çıkacaktım karşınıza ama zaten durum malum. Herkes vallahi geçen hafta Tangun kesmişti. Bilmiyorum artık. Yok. neyse bende de daha saç yok. Bari sakalım olsun istedim öyle söyleyeyim. Peki. Peki sana şunu soracağım. Tabii. Yani bu sohbetin çok fazla bir bilimsel yanı yok tabii de. Maksat düşüncelerimizi paylaşmak. Tabii. Çok uzun zamandır DJ'lik yapıyorsun. Türkiye'deki en önemli DJ'lerden bir tanesisin. Arkaya plakları koymuşsun. Bunların hepsi kendi plakların. Yani evet bunların orada... Kendi çıkardığın plaklar. Aynen. Başkasının plağı değil. Yani bunu bence Türkiye'de kimse yapmadı. Plak konusu son dönemde çok takıntılı oldu. Yani niye takıntılı oldu? İşte çünkü eskiden plak çaldığın zaman otomasyon yoktu. İşte plak sonuçta fiziksel bir şey olduğu için para vermen lazım. Şu anda hani daha önce de söyledim. Çalan DJ'lerin %99'u parçalara para vermiyor. Evet. Bir kısmı bilgisayardan çalıyor ya da USB'den çalıyor. Yani ekipmana da para vermiyor. Evet. Bedavadan DJ'lik yapıyor. Hatta bazıları böyle çok rahatsız oluyorum bu konudan. Yani böyle
müzik çalarken elinde story ile mesela CDJ'nin önünde çaldığı parçayı gösteriyor. Çaldığı parçanın sonunda parantez içinde MP3 işte bilmem ne net.com yani aldığı indirdiği beleş.com korsan site işte zip işer bilmem ne filan onu gösteriyor yani. Yani o evet, kadar yani doğru. Onun ismini bile değiştirmemiş. Yani çalmış. Olayın farkında değil. İndirmiş. Çalıyor, değil mi? Onun resmi şeyini bile ismini bile değiştirmemiş parçanı. Yani parça kaydetmekle bile uğraşmıyor. Aynen, aynen. Bu beni aynen. rahatsız ediyor. Şimdi başka bir soru soracağım sana. Plak konusuna çok girmeyeceğim çünkü onu hem geçen hafta konuştuk hem de bana göre parçayı nereden çaldığının ne şekilde çaldığının önemi yok. Aynen. Peki şunu soracağım. İyi bir DJ olmak için özellikle Türkiye'de ve daha sonra dünyada neden parça yapmak lazım? Yani biz DJ değil miyiz? Niye parça yapmakla niye uğraşalım? Güzel. Parçayı başkası güzel. Yapsın biz çalalım. Daha da ötesine gidiyorum. Tabii. Yani ben sadece DJ'lik yapayım. Parçayla hiç uğraşmayayım. Oh. Oh temiz. En güzeli. Tertemiz. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani aslında çok basit. Bakın hani bunun için müzikle, müziğin içinde olmanız veya olmamanızla hiçbir alakası yok. Düz mantık yapalım. Arşivimizde yüzlerce, binlerce parça var. İster plak olsun, ister MP3 olsun. Şimdi bu sanatçıların atıyorum elimde benim en çok çaldığım o binlerce parçadan en çok çaldığım 100 tane parçayı ele alalım mesela. Bakın çok düz mantık. Bu sanatçıların isimlerini çok iyi biliyoruz. Ama bu adamlar kimdir? Simaları nasıldır? Bunları bilmiyoruz. Yani bu adamları tanımamamıza rağmen yaptığı parçalardan dolayı biz bu adamları tanıyoruz. Kaldı ki bütün yani Türkiye'den baz alalım. Türkiye'ye gelen sanatçılar çok muazzam böyle bilindikleri, tanıdıkları, çok iyi set yaptıkları için de ilk başta parçalarıyla karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Sonra araştırma safhasına geçip kendilerini tanıyoruz. Setleri de iyiyse bunlar işte ülkelere gidip festivallerde, kulüplerde çalmaya başlıyor. Yani aslında olay şu. Daha çok çalmam için parça yapmam lazım mantığıyla değil de parçayı yapmak için önce içinizden böyle bir virüs almış olmanız lazım. Bu çok farklı bir şey. Yani mesela görüyoruz çok iyi bir DJ, adam muazzam DJ ama iyi bir parça yapamıyor mesela. Hani yapmak için yapıyor veyahut da çok iyi parça yapan adam çok iyi çalamıyor mesela. Hani bu ikisinin dengesi çok acayip. Ticari anlamda ben sadece DJ, bundan mesela 15-20 sene önce böyle değildi. Gerçekten sadece DJ olan insanlar vardı. Ya çok iyi biliyorum yani. Herif sadece DJ, hiç parçası yok ama her arada çalıyor. Şimdi bu dijitalleşmeyle, günümüzde dijitalleşmeyle bu parça yapımı hatta bundan 10 sene öncesine kadar bence. Son 10 senedir daha fazla arttı. Şu an 17-18 yaşında çocuklar bir parçasıyla, iki parçasıyla İşte Tomorrowland'de orada burada büyük etkinliklere yer almaya başladılar. Tabii bunun pazarlama tekniği de çok farklı. Neden parça yapmalıyız diyorsanız, yani neden parça yapmalıyız diye bir soru yoktur. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir şeyiniz yok, zorunluluğunuz yok bir DJ olarak mesela. Ben abi itiraz ediyorum, sadece çalmak istiyorum da diyebilirsin. İmkanı yoktur, yapamayabilirsin. Ortaya bir şey çıkaramayabilirsin. En nihayetinde matematik hesabıyla yapıyorsunuz bu işleri. Yani kafanız basmayabilir, açık konuşuyorum. Ya bakın ben çok net bir şey söyleyeceğim. 15-16 sene önce ben ilk parça yapma isteği nereden doğdu? Ya inanın hiçbir şu an aklıma gelmiyor. Şundan dolayı etkilendim de parça yapayım diye bir şey düşünmedim ama benim evimde bilgisayarım da yoktu. Gidip böyle sahte korsan CD'cilerden CD alıp internet kafeye gidip o CD'yi yükleyip orada işte 5-6 dakikalık bir ritim yapıp render'ını alıyordum. Program tabii crackli olmadığı için, sahte olduğu için bana 2 dakikasını render'ını veriyordu. Eve gelip onu bizimkilere ailemi dinletiyordum vesaire. Yani yapmak istedikten sonra bu sizin içinize giriyor zaten. Ama ben o dönemlerde çok fazla müzik çalmıyordum esasında ama parça yapma isteği de içime doğmuştu. Bence bu bir şekilde içsel olarak olduğunu düşünüyorum. Yani zorunluluktan değil. Şu an mesela yapılması gerektiği için insanlar yapıyor parça. Bizim dönemimizde bence böyle değildi. İçinden geldiği için ben yapıyordum. Yani nereye varacağını da hiç bilmiyordum şahsen. Böyle sürekli işte bir plak çıkartıyordum. Ben bir dönem sürekli plak çıkartıyordum. Neredeyse her hafta plak basıyordum mesela. Yani bunu yıllar önce düşündüğüm zaman bana çok böyle hayal gibi geliyordu. Sonra tabii gelişe evinize ekipman alıyorsunuz vesaire. Ama yani şu kısa toparlayayım ben. Çok dağıtmak istemiyorum. Bu bir zorunluluk değil. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama şu anki zaman bunu gerektiriyor. Yani artık DJ'ler yaptığı parçalarla ön planda. Kesinlikle bir DJ çok iyi çaldığı için
orada burada bence çalmıyor. Yani çok iyi çalıyorsa da devamı geliyor, ayrı bir konu ama önce parçalar bence. Eyvallah. Ben de bu konu hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Yani dediklerine %100 katılıyorum. Bugün bundan 15-20 sene önce DJ'ler daha çok DJ'lik performansları ve kabiliyetleriyle buklanıyor. Hatta yaptıkları parçalarla buklanıyor. Ama tabii bunun devamının gelmesi gene DJ'lik performanslarıyla oluyor. Yani aslında gene sonunda DJ'lik önemli. Yani bugün Airport'ta çalan DJ'lere baktığın zaman, Ava 2 Nix Festivali'nde çalan DJ'lere baktığın zaman bunların çoğunun mevcut zamanda zaten prodüksiyon yapacak zamanları bile yok. Yani adam yılda 200 gig yapıyor, 150 gig yapıyor, 100 gig yapıyor. Yani o kadar çok gig yaptığın zaman zaten oturup stüdyoda bir şey çalışacak da vaktin olmuyor. Ama o zamanında bunu yapmış, çalışmış, bir yere getirmiş. O getirdikten sonra da üstüne koymaya başlamış. Yani ben bunu gözlemliyorum ve o yüzden zaten şu anda yani bizi izleyen, takip eden herkese özellikle söylemek istiyorum. Üretim yapmak zorundasınız. Yani maalesef bu bir fact. Bu bir gerçek. Aynen. Üretim yapmadan DJ'likte, prodüktörlükte yani prodüktörlükte zaten olmaz ama DJ'likte de bir kariyer yapma şansınız yok. İstisnalar var mı? Evet. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Bu kadar basit. Aynen öyle. Yani sen inanılmaz olağanüstü yetenekli, Carcox'tan daha yetenekli bir adamsındır. Evet. Tamam da onu gösterecek şu anda platforma ihtiyacım var. Tabii ki. Yani geri geliyorum. Buyur. Geri geliyorum. İşte çok fazla tabii biz Jeton'un ailesine katılmak isteyen, Jeton'dan parça Jeton'un eventlerinde çalmak isteyen, bizimle beraber yürümek isteyen çok fazla tabii arkadaş oluyor. Bu konu bizi çok gururlandırıyor. Biz kesinlikle her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Yani bizim aramıza herkes açık. İşte Kubilay burada, Rıza burada. Ben onların parçalarını çıkardığım zaman hayatımda ne suratlarını gördüm, ne telefonu gördüm. Aynı şekilde Kutay Turan var İzmir'den. İşte en sonki gigimizde beraber çaldık. Onun da parçasını Jeton'un compilation'ına koyduğumuzda gene hayatımda tanımadığım bir kişiydi. Benim için önemli olan çünkü müzik yani. Bu tabii, aynen. Benim anlamım, benim için herkes için böyle. İşte Carcox da bana bunu yaptı. İşte Rich Houghton de Kuvaka'yı onu yaptı. Böyle bir zincirleme. Ama aynen öyle. Üretim yapmadan hem kendinizi ayrıştıramazsınız hem de zaten şu anda işin zor kısmı üretim yapmak. Yani işin zor kısmı müzik çalmak değil. Ne yazık ki öyle. İşin zor kısmı kalabalıkları yakalayıp kalabalıkların üzerinde bir surf tahtası gibi yürümek, kalabalıkları kontrol altına alabilmek. Ama o zamana kadar yani DJ'lik atıyorum 100 birimse ve sen büyük kalabalıkları 60 birimden itibaren çalmaya başlıyorsan o 60 birim çok kolay şu anda ne yazık ki. Bir program al, bir CD player al, onları bile yapma, kontrolleri al. Hop, bedava zaten. Bütün parçalar, bütün DJ'lerin ne çaldığını görüyorsun. Bütün playlistler orada. Shazam burada, burada. Ama bir tane program indir. Ableton, Logic, Pro Tools, FL Studio neyse onunla başla. Bir sene önce kendinin bile beğenmeyeceğin bir parça yapma şansın yok. Çok büyük yetenek değilsen. Ve bu bir sene de çok ciddi çalışmadan bahsediyorum. Yani Kubilay da Rıza da bunun çok güzel örnekleri. İnşallah yolları uluslararası platformda hepimizden daha açık olsun. Umudumuz onlar esasında. Olağanüstü yetenekli iki tane arkadaş. Biz zaten onlarla sürekli beraber parça yapıyoruz. Ve bu Zoom programını da aslında onlarla kullanmaya yaklaşık bir seneden önce değil mi Rıza? Bir seneden önce de başladık. Evet. Bana bu programı Kubilay sağ olsun anlattı. Dedi ki abi bunun aynı anda anlık şey verebiliyor. Bilgisayar kartının sesini direkt karşı tarafa verebiliyor. Bu acayip bir olaydı. Ve biz şu anda tamamıyla sınırlarımızdan arındık. Hadi diyorum Kubilay bir parça yapalım. Hadi diyorum Rıza bir parça yapalım. Abi dur işte yemeği bıraktım. Abi dur suyu koydum. Pizzayı aldım. Böyle yapıyorum. Ben hoca fırın fotoğrafı atıyorum abi sana. Bu kadar basit. Şimdi o yüzden çalışmak. İşte Uğur'un da söylediği gibi bir kere çalışılacak. Bizim kesinlikle aramıza katılmak çok kolay. Sadece yapacağınız şey
bizim eventlerimizde duyduğunuz sound'u yapmak. Bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Abi sonunla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Prodüksiyonla ilgili ve niye işte DJ'in prodüksiyon yapması gerekiyor. Ben de tatillerde Ibiza'ya gidiyordum. Tabii DJ'liğe ilk başladığım zaman dinleyici olarak gidiyordum. Ben de aynı soruları soruyordum senin gibi işte. Bunu birçok insan da birçok DJ'ye soruyor. Ya kardeşim ben işte olan müziği çalmamla başarılı olmak istiyorum. Neden müzik yapmam gerekir diye. Orada farklı bir gözlemim oldu. Şimdi orada İstanbul'daki gibi hatta çok daha fazla tabii bir gün içerisinde hafta içi bile olsa birçok event oluyor ve birçok DJ sahne alıyor. Orada da bilet satılıyor her yerde. Bütün kafelerde, barlarda herkes bilet satıyor. Şimdi ben son kullanıcı olarak bilete baktığımda o biletin üzerindeki isimleri biliyorsam DJ olarak o zaman o partiyi tercih ediyordum. O isimleri bilmemin de en büyük, tabii birçok farklı şey var ama en büyük sebebi o isimlerin bir parça yapmış olması ve bana bir şekilde ulaşmış olmaları. Yani bu booker açısından baktığında da adam sonuçta bir işletme sahibi ise o işletmede insan toplayabilecek, bilet sattırabilecek insanları booklamak istiyor. Bilet sattırmanın bir yöntemi de uluslararası alanda en azından şarkı yapmak diye düşünüyorum. Şarkı yapıldığı zaman bilinirlik artıyor ve bilet satma imkanınız yükseliyor. O yüzden şarkı yapmak bence de çok önemli. Süper. Bu çok güzel bir konu oldu bence. Belki de şöyle bir ekstra bir tartışma konusu beraberce yaratma şansına sahip olabiliriz. Biraz önce Scene'den bahsettik. Scene'in gelişiminden bahsettik. Bu crowd'a Kuwako arkadaşımız gibi veya Rıza arkadaşımız gibi bilinçli bir crowd'a mı sahip olacağız? Veya şu anda öyle bir crowd'a mı sahibiz? Yani tam anlamıyla şunu söylemeye çalışıyorum. İşte biraz önce Kuwako'nun örneklediği gibi biletin üzerindeki yazan adamın bir parçası var. O parçayı beğendi, o parçanın peşinde giderek o adamın partisine mi gidiyor crowd? Yoksa hakikaten popüler bir DJ olmuş, kendini net bir şekilde kanıtlamış, onun peşinde mi sürükleniyor crowd? Bu bağlamda. Burası da birazcık kendi içinde belki tartışılması gereken konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Güzel konu açtın. Karıştırırım ortalığı şimdi ama çok fazla girmek istemiyorum. Senin Şam devirmen meşhurdur. Yürü. Ya bak, ben bu konuyla ilgili ya bu anlamda çok pardon Uğurcuğum ya, üretmek her anlamda, her bakımda dünyanın en güzel şeyi bence. Yani hangi alandaysak, nerede zamanımızı net bir şekilde geçirmek üzere kendi içimizde sevk ve idare oluyorsak üretmek abi bu işin başı yani her türlü. Aynen. Evet pardon. Yok tabii şimdi üretme konusundan ben sapmak istemiyorum. Sen hazır o scene'den hani evet. Bilinçli olmaktan bahsettin ya. Evet. Yani o işte o 5000 kişilik olan dönemden bahsediyorum. Yani o zaman zaten böyle bir işte Facebook, Instagram, şu bu Beatport falan yok. Herkes dediğim gibi bütün DJ'ler plak çalıyor. Evet. Ve hani geçen haftaki sohbette de zaten duymuşlardır. Plakların üzerinde DJ'ler genelde kapatırlardı. Evet. İstanbul'da çok fazla plak dükkanı olmadığı için hep aynı plaklar gelirdi. Veyahut yurt dışından. Neyse. O 5000 kişilik crowd'dan inanın bana o 4000'i çaldığınız neredeyse her parçayı biliyordu. Ve bilinçlilerdi biliyor musunuz? Nerede hata yaptın, nerede kaçırdın? Çok iyi mix yaptığın zaman eller havaya kalkardı. Şimdiki gibi yani böyle elini hani kaldırıp böyle reaksiyon yapmak yerine çok iyi mixing yapınca o eller havaya kalkardı. Şimdi bence crowd'un yani şimdi 10.000 kişi varsa bence 6.000 kişisi ne dinlediğini bilmeden bence dışarı çıkıyor, müzik dinliyor. Bunu çok net söylüyorum. Ne dinlediğini bilmeden bence birazcık kuvvetli bir kelime olabilir ama bu kadar bilinçli değildi demek istiyorsun herhalde. Vallahi ben en azından şöyle söyleyeyim. 5000 kişilik bir crowd'da çaldığım zaman şu son 5 senelik bir şey içinde, bir zaman diliminde kafamı şöyle kaldırdığım zaman bence o esnada benim yaptığım teknikleri ya da o andaki icra ettiğim sound'u analiz edenlerin neredeyse %20 olduğunu düşünüyorum mesela. Anlıyorum. Bunu bu şekilde görüyorum sonuç itibariyle. Ben de çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Biz de çok dinledik büyüklerimizi.
Yani anlatabiliyor muyum? Değil mi demek istediğim? Yani sin evet. Sen Ferhat bu konuda? Yani ben birazcık tavuk yumurta olarak görüyorum bu işi. Yani işte bu işi 3 ay önce dinlemeye başlayan bir crowd var, evet. Ama her zaman 3 ay önce dinlemeye başlayan bir crowd vardı. Yani ben de 3 ay önce dinlemeye başladım ve o zaman da neyin ne olduğunu çok fazla bilmiyordum. Şu anda crowd'un önünde bir sürü seçenek var. O seçeneklere gidiyor. İşte büyük eventlere gidiyor, küçük kulüplere gidiyor, festivallere gidiyor. Kendine göre bir seçki buluyor. Ha, özentiyle gitmiş olabilir, arkadaşı istiyor diye olabilir, başka motivasyonu olabilir. Ama sonuçta bir şekilde iyi seçiyor. Yani her ne şekilde giderse gitsin o yere, bir şekilde ona göre olan iyi seçiyor. Ve o iyi seçtikten sonra da o iyi tutunuyor. Şimdi tabii 20 bin, 10 bin kişinin gece çıktığı bir şehirden bahsediyoruz. Yani tabii 10 bin bu arada düşük bir rakam da. Yani ben ortalamaya vuruyorum. Tabii ki 7-8 bin bilet satılan eventler de oluyor. Ama hani ortalamada 10 bin kişi diyeyim. Bunun büyümesini varsaydığınız zaman zaten otomatik olarak bu işte çok fazla ilgili olan ve çok ekspertiz olan insanların oranı düşecektir. Ama bu genel olarak ben negatif olarak çok algılamıyorum. Çünkü yani beni hep yeni olan şey heyecanlandırır zaten. Ve yeni bir şeyi motive ettiğin zaman da bunun karşı taraftan algısının olduğunu düşünebiliyorum. Yani mesela ben de senin söylediğine bir antitez söyleyeyim. İşte bundan 15 sene önce janlar arası bile geçiş yapamazdım. Yani house'tan tekno'ya, tekno'dan işte trance, trance'den minimale, minimalden bilmem progresife, progresiften böyle bir şey yok yani. House'tan house'un, tekno'son, tekno'sun. Evet. Haldırılır, haldırılır ve hatta baseline'ını hiç değiştirmezsen o kadar iyi DJ'din. Abi adam bütün gece aynı şeyi çaldı. Hikayeyi yarattı. Şu anda ben diyorum ki abi ben Metallica'nın parçasını çalıyorum. Yani bu benim bu işi çalabilecek yetenekte olduğumdan değil, kitlenin bunu alabildiğini gösteren bir şey olduğu için bunu yapabiliyorum. Ya bu beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. O janların o sınırlarını, o kara duvarlarını kaldırdığın anda öyle bir dünyaya giriyorsun ki o girdiğin dünyada müziğin artık evrenselliğini kendi içinde içselleştiriyorsun. Bu da tabii ki hani bunu anlayan var, anlamayan var doğal olarak ama ben bu işin keyifli bir şekilde geliştiğini görüyorum. Yani adam benim 6 kanal çaldığımı, 5 kanal çaldığımı görmesin, bilmesin. Onun kulağında sadece bir tane hoparlörden çıkan bir spektrum var. Zaten ben hep ona inandım. Yani herkes de aynı şeyi düşünülür bence. Önemli olan onun ne duyduğu, ne şekilde oluyor. Yok 30 bin tane drum machine kullanıyorum, 300 tane efekt kullanıyorum. Yok işte şu yeni mikseri kullandım. Bunların hepsi hikaye. Bunlar sadece görüntü. Ben yani bu şu anda çok baba DJ'lerin bir sürüsünün bile sadece ışıkları yansın diye machine'leri ya da Ableton şeyleri tuşları koyduğunu biliyorum. Kendi gözümle bir kere basmadı, bir kere. Sırf ışık yanıyor böyle fıtır fıtır fıtır. Vay kabin süper gözüküyor. Şenlensin. Ayus Alfa. Ya da böyle kanal açık, 4 kanal açık ama 2 kanal yukarıdan kapalı. Yani sırf kanal açık gözüksün diye. Hani spektrum gitmiyor. Öyle şeyler görüyorum. Hikaye bunların hepsi. Önemli olan ne çaldığın, nasıl çaldığın ve karşı tarafın dinlediği şeyleri. Ama ben de hani Alan abiye katılıyorum. Scene büyüyor ve büyüdükçe daha da heyecan verici olacak. Elektronik müzik kesinlikle janların arasında sıkışmıyor artık. Analog müzik de elektronik müziğin içine girdi. Bugün hep aynı şeyi söylüyoruz. İşte analog müzikle yürümek istiyorsan elektronik altyapı kullanmak zorundasın. Bugün rap müzik bile bir elektronik müzik. Yani bunu kimse zaten şey yapamaz. Yani bugün rap müzikte trap diye bir şey çıktı. Trap'in çıkmasının sebebi Vokadır. Vokadır yıllar önce Sher'in kullandığı ilk processing'ti. Şimdi sırf Vocoder'la yepyeni bir janr oluştu ve şu anda bu janr en çok tutulan janr. Ve bu çok başka boyuta gidiyor. O yüzden ben çok bu konuda heyecanlanıyorum. Peki
Rıza, sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi biz hep tabii DJ ve prodüktör olduğumuz için işin mümkün olduğunca tabii sahne arkası, daha doğrusu mutfak arkasını deneyimliyoruz. Şu anda mesela dijital dönüşümde bir gerçek var. Bu da Spotify. Şimdi biz mesela jeton olarak şu an Spotify'da uzun zamandır varız. 3 gün önce bir tane takipçim bana mesaj attı. Dedi ki, abi dedi, podcastlarını dedi Spotify'dan dinliyorduk. Şu anda göremedim, ne oldu, kaldırdın mı? Ben de hemen İstanbul dışı cevap verdim. Yok dedim, kaldırmadım. Dur hemen bakayım ne olmuş dedim. Bir baktım, podcastlar uçmuş Spotify'a. Gördüm abi. Nasıl uçmuş? Hemen böyle araştırdım ettim. Yok yani, linkleri duruyor Google'da. Tıklıyorsun, yok, hiçbir şey yok. Baktım iTunes'ta duruyor, işte ne bileyim SoundCloud'da duruyor. RSS'lere baktım, çalışıyor, download, hiçbir problem yok. Allah Allah filan. Bir daha submit dedim şeyleri, podcast'leri. Kabul etmiyor. Hemen artist menajere, hemen önce support'a mail attım. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Support'tan gelen cevap. İşte biz podcast'ları kaldırdık çünkü artistlerin müzik çıkarmasını, yani bu müzik paylaşımının podcast olmasını istemiyoruz gibi böyle saçma bir şey cevap geldi. Ben tabii hemen kabul etmedim. Spotify'daki artist menajerime attım. O dedi ki bana, ya işte cevabı zaten vermiş support. Yetmedi, Avrupa müdürüne attım. Ondan da cevap geldi, işte bakıyoruz ediyoruz. Halbuki sonra öğrendim ki bütün Spotify bütün 10 bin tane podcast'i yok etmiş, müzik podcast'lerini. Vay be. Çünkü evet. Müzik podcast'lerinde hiç durmadan atıyorum 2 saatse podcast'in 2 saat müzik var. Araya reklam koyamıyor. O müziğin telifi doğru. Yok gibi. Şimdi bu benim canımı çok sıktı. Çünkü yani ben Spotify'da bir üreticiyim. Yani Spotify'ın büyümesine katkıda bulunan şu kadarcık da olsa bir üreticiyim. Neden? Çünkü parçam var. Prodüksiyon yapıyorum. Label'ım var. Açıklıyorum. Evet. Artı podcast'ım var. 2 tane ve bu podcast'lar çok yüksek oranda dinleniyor. Evet. Ve böyle düşündüm. Elim kolum bağlandı. Yani ben ki Spotify'da yani şirketin kendi üst düzey yöneticileriyle şahsen tanışıyor olmama rağmen beni böyle rahatsız etti. Yani bu nasıl bir şey dedim. O zaman canı sıkılsın. Ben Türkçe isimleri Spotify'dan kaldırdım diyebilir mesela. Yani egzajere ediyorum ama. Şimdi şuna geleceğim. Son birkaç tane seninle de beraber çıkardığımız label bizden şey istedi. Spotify'a özel edit istiyoruz. Ama diyor ki mesela parça 6 dakika ama işte başındaki 1 dakikayı, sonundaki 1 dakikayı kesme. Yani böyle başını, affedersin, başını kıçını kesip verme. İşte ona göre 4 dakikaya ayrı aranje yap. Nasıl yapacağım abi bunu, parça DJ parçası? Şimdi bu da beni rahatsız ediyor. Yani neden? Şimdi tabii diyorum ya, mutfağın öbür tarafındayız. Bizim müziğimiz dans müziği. Yaptığımız müzik. Yani yaptığımız müzik aslında Spotify'da tek parça olarak dinlenmesi çok zor. Çok istisnalar dışında. Evet. Çünkü biz parçanın başını ve sonunu DJ mixleyeceği şekilde uzun bırakıyoruz. Evet. Giriş gelişme sonucu ya da 2 gelişme ya da 3 gelişme neyse arancesi, ona göre bir şeyle düşünüyoruz. Ama Spotify'da sen bir tekno parçayı aldın, 4 dakika dinledin, hadi başka bir tekno parçayı dinledin. Bu bence yani dinleyici olarak çok keyif verici bir şey değil. Ama bunu ben düşünüyorum. Ama Spotify'da dinlenmeler büyüyor. Ve şuna geliyorum. Aynı zamanda bir promotor olarak Türkiye'den ne kadar çok Spotify dinleyicisi var, bunlara dikkat eder olduk. Ya da başka promotorlar sırf buna dikkat ediyor. Şimdi bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz müziği dance floor için yapıyoruz. Ama bir tane dijital platform çıkıyor. Hem dance floor'daki insanları kapsıyor, hem de hangi DJ'in nerede çalacağına karar veren promotorları etkiliyor. Yani çok değişik bir şey oldu bu. Ve bunu Apple Music yapmadı. Yani Spotify yaptı bu. Ve böyle de artistin aslında karşısında bir platform. Çünkü diyor ki ben hayır podcast yayınlamam. Podcast konuşarak varsa okey. Müzik çalıyorsan podcast yok diyor. Yani burada evet. Da demokratik olmadığını görüyoruz. Ne düşünüyorsun? Yani şöyle, şimdi Spotify ilk başlatıldığı günden itibaren şunu zaten vurguluyordu. Yani biz direkt olarak sanatçının, bu parçayı yapan sanatçının
kredi alması için bir düzen kuruyoruz. Ve direkt olarak sanatçıya bir yarar sağlasın diye bir düzen kuruyoruz diyorlardı. Fakat ben tabii ki bunu bir maske olarak görüyorum. Bu sanatçıları daha çok üretmeye tabii ki itiyor. Daha çok Spotify'a yüklenmeye itiyor. Ama bu maskenin tabii bir de arka yüzü var. İşte şu anda olan da bu zaten. Bu mikserin kaldırılması vesaire. Tabii ki yani şimdi ben bir podcast koyduğum zaman oraya atıyorum 1 saatte 26 tane parça mixledim. O 26 tane parçanın her birini tracklist olarak açıklamaya yazdım vesaire. Ama tabii ki orada çalınan parçalar bir kredi sağlamıyor artiste. Ama sonuçta genel olarak şuna bakmak lazım. Her şeyden önce müziğin yayılabilmesini kolaylaştırabilmek, müzikleri insanlara daha çok daha kolay dinletebilmek olmalı bence. Bence bu artist olaydan tamamen kredi alsın maskesi altında bu commercial scene için çok fazla nasıl diyeyim oyun dönüyor. Ve hani bu şeyden bahsettiniz. İşte parça mesela bir tane label'a parça göndermiştik. Orası işte Spotify için özel bir edit istemişti. Bu aslında 2010 yılında, 2011 yılında böyle patlayan diyeyim EDM. Aslında Big Room fakat daha sonradan işte EDM diye adlandırılan bütün böyle elektronik müzik sanki ondan ibaretmiş gibi gösterilmeye çalışan o janra sayesinde ki o yıllarda böyle işte YouTube'dan çok daha fazla müzik dinlenmeye başlandı. İnsanlar çok daha fazla elektronik müzikle ilgilenmeye başladı. Bu yıllarda bütün parçalar aynı zamanda radyo edit yapıyorlardı. Çünkü yani öyle bir çağa doğru ilerliyoruz ki her şey o kadar hızlandı ki bizim yaptığımız parçaların başını ve sonunu da kesiyorlar. Yani ben şeyi hatırlıyorum. İlk parça üretmeye başladığım zaman arkadaşlarıma gönderiyordum ki o zaman hiç elektronik müzik dinleyen yoktu çevremde. Birkaç kişi vardı. Bana şey diyorlardı işte başı işte ilk 1,5 dakikası çok sıkıcı. Ondan sonra işte son 1 dakikası hani düz gidiyor. Yani tamam evet yani ben zaten farkındayım yani sonuçta müziği ben yapmışım. Hani ama biz onu sonuçta tabii bir sebepten dolayı yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü işte atıyorum bir parçanın üzerine başka bir parça koymak istediği zaman DJ daha rahat bir şekilde mixleyebilsin. Yani tabii iki parçaya da bu çok fazla fark etmiyor ama 3 parça, 4 parçaya çıktığınız zaman hele ki şu zamanlarda böyle işte 6 kanallı mesela mikser sundu Pioneer. Böyle bir kanallar artmaya başladı. Çok fazla zorlanılmasın, parçalar birbirine daha güzel otursun diye özel bir aranjman yani DJ track aranjmanı yapıyoruz. Bu da genelde işte 127 BPM'lik bir parçanın 7 dakikaya tekabül etmesi gibi oluyor. Onun için yani bunun olmasının sebebi yani bu parçaların bizden böyle istenmesinin sebebi ben tamamen teknonun tekno yaptığım için tekno üzerine konuşuyorum. Teknonun daha çok gün yüzüne çıkmış olmasına bağlıyorum. Bunda bir tehlike de görüyorum maalesef. Çünkü zamanında trance gibi çok underground bir tarz bir anda commercial oluyor, yüz üstüne çıkıyor ve yani olay çok büyüyor. Artık stadyumlar vesaire inanılmaz büyüyor ve sonunda şu anda trance'in geldiği durum çok da iç açıcı değil. Yani trance adı altında farklı bir şey dinletiyorlar mesela insanlara koruyabilmek için kendi sinirlerini. Yani teknoda da bu olacak diye bir şey yok tabii ki. Tekno dinleyicisinin, üreticisinin, DJ'inin yani bu tekno ile ilgili olan herkesin çok daha ben analog zihin diyeyim ona böyle biraz daha içten olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha müzik odaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunun bir şekilde böyle balanslı olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani tüm bunlar tabii ki olayın
gün yüzüne çıkmasıyla ve işte yaşadığımız çağın gitgide hızlanmasıyla, yani o kadar hızlanıyor ki her şey. Yani elimizde telefon, bir parmağımızın bir yerden gidiş hızı o application, o uygulama hakkındaki fikirlerimizi değiştiriyor. Yani böyle bir hızdan bahsediyorum. Buna da işte biz o label'a yaptığımız editler gibi adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu dengelemeye de çalışmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü eğer dengelemezsek, eğer gerçekten kökünden, olayı kökünden, teknoyu kökünden koparıp farklı bir noktaya tamamen taşırsak, olay boyut değiştirecektir, farklı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani mesela o label bizden bunu istemişti. Biz de yaptık. Ve şu anda benim Spotify'da en çok dinlenen parçam o label'ın çıkardığı o parça oldu. Niye? Çünkü o label Spotify'a inanılmaz önem veriyor. Evet. Ve o da sonuçta öyle ya da böyle bizim bilinimimizi, yani bilinmeyen insanlardaki bilinimimizi arttırdı. Evet. Çok enteresan. Peki Kuvaka, sen bu konuda hakkında ne düşünüyorsun? Yani biz parçayı Spotify için mi yapacağız? Spotify'da dinlenmesi fazla olsun diye mi yapacağız? Yoksa işte Pampot'un, Adam Bayer'in, Charlotte Devitt'in, Carl Cox'un çalması için mi yapacağız? Şu anda rekabet o kadar fazla ki, yani üçüncü bir varyasyonunu bile yapabiliriz parçanın. Yani sonuçta bir remix yaptığımızda veya bir edit yaptığımızda da aynı şarkıyı alıyoruz, farklı bir versiyonunu sunmuş oluyoruz. Rıza'nın dediği gibi eskiden de radio edit versiyonları vardı. Ben bunu ondan çok farklı görmüyorum. Hatta çok faydalı görüyorum bence bu Spotify'daki. Daha doğrusu label'ın Spotify'a böyle yaklaşmasını olumlu bir strateji olarak görüyorum. Çünkü dediğin gibi abi, Spotify'da herhangi bir dinleyici alıp da bizim şarkıların o ilk 2-3 dakikasını, 2 dakikasını, intro kısmını dinlemeyecektir. Dinlerken de sıkılacaktır veya ileri alacaktır. Bu parçaları eğer bir playlistin içerisine koyarlarsa, mesela Spotify'da girdiğimiz playlistler gibi, işte orada var birkaç tane ünlü, Electronic Rising gibi. Onların içerisine girdiğinde de şarkı otomatik değiştiği zaman onu dinlemek zorunda. Sonuçta mixin içerisinde dinlemiyor Spotify'da, tek tek dinliyor. Onu yaparken de insanları sıkacaktır son kullanıcıyı. Ama eğer böyle bir edit olursa, sizin gözlemlediğiniz gibi işi sizi daha farklı kitlelere ulaştıracaktır. Bu da bence hem artist açısından hem de sahne açısından çok faydalı bir şey olarak görüyorum. Parçaları şey yapalım. Etnik versiyonlarını şey yapalım o zaman. Abi senin parça çok iyiydi ya. Onun etnik versiyonu var mı? Biz tekno dinlemiyoruz da. Etnik edition. Aynen. Disco versiyonu. Elementler aynı ama alt disco falan. Enteresan. Peki Uğurcuğum. Şimdi sana başka bir soru soracağım. İzninle. Hazır yeni jenerasyonla buradayken yeni jenerasyonla ilgili ne düşünüyorsun? Yeni jenerasyon çalışkan mı? Yeni jenerasyon yetenekli mi? Yeni jenerasyon bu işi alıp götürür mü? Yoksa biz hala gene aynı isimleri görmeye devam edeceğiz mi? Güzel söyledin. Şey diyorlar ya işte, gençlere yol açın, yenilere yol verin. Sen gel yıllarca uğraş, böyle crowd'u topla, işte müziği oturtur, sound oturtur, etkinlikleri oturtur. Sonra güvenemediğin bir jenerasyona bunları bırak. Yani bu kolay bir şey değil esasında. Zaten müzik üreten kişi de, DJ de, promotör de hepsi için geçerli. Promotörün de genç jenerasyonu var. Onlar da alttan geliyor. Prodüktörün de alt jenerasyonu var. Onlar da alttan geliyor. DJ de aynı şekilde yine alttan geliyor. Yani aslında sektörün içindeki bütün bölümlerin hepsinin alt jenerasyonu var. Neyse, şöyle söyleyeyim. Bence son 3 senedir çok fazla sektöre yeni bir DJ arkadaş katıldı. Ben hepsini gözlemliyorum. Destek de veriyorum birçoğuna. Parçaların yapımlarında, mixinglerine işte destek veriyorum, mastering yapmaya çalışıyorum. Yani zaten tabii kulaktan kulağa duyuluyor tabii. Bu herkes geliyor, abi işte yardımcı olur musun? Ben hakikaten yardımcı olmaya çalışıyorum. Müzik üreten de ciddi bir kesim var. Mesela bizim jenerasyonda çok fazla üreten insan yok bu arada. Herkes çalma derdinde hala. Bizim jenerasyonda yok ama şimdiki jenerasyonda çok fazla müzik üretenler var. Ve her tarzda var. Ya, hakikaten disco yapan adam da tanıyorum gençlerden. Tekno yapan zaten var. Progressive yapan var, house yapan var, tech house yapan var. Bu çok güzel bir şey. Ama aşırı kirlilik var mesela. Yani mesela ben şimdi kim
desteklediğin biri var mı ya da gözünü çarpan biri var mı desen, bana göre onların hepsi bir kişi gibi geliyor mesela bana. Farklılık yok işte. Hepsi aynı şeyi yapıyor çünkü. Yani peki eksik hani, olan ne? Eksik ne yapıyorlar? Ya da senin gözlemlediğin ne? Eksik ne yapıyorlar? Eksik olan ne? Ya eksik olan şu söyleyeyim. Kesinlikle ya benim gözlemlediğim, tabii tenzih ettiklerim tabii ki var. Hani mesela gidip işte aynı kulüpte hani çalıyorsak erken gidip dinliyorum bazılarını. Bazıları hakikaten beklediğinden çok daha böyle gerçekten DJ, yani DJ olayını çok kavramış ve ona göre çalıyor. Bazen beni bile heyecanlandıranlar oluyor mesela. Zaten gidip yanına tebrik ederim. Hakikaten çok iyiydi, çok keyif aldım diye söylüyorum. Beğenmediklerime tabii ki bunu demiyorum ama fikir veriyorum. Bence eksik olan şu. Tamamen ruhsuz, tamamen böyle robotik, sırf çalmak için kabindeymiş havası. Parçaların tamamen top, yani tamamen demeyeyim de %80'in top 100'den oluşuyor olması. Özel bir karışım olmaması bende bunu uyandırıyor. Yani ama şöyle söyleyeyim, 10 kişi varsa 4 tanesi gerçekten bu anlamda hem selection anlamında, hem mixing anlamında, hem duruş anlamında çok böyle takdir ettiklerim var. Ama çoğunluğu bence bir süre sonra hepsi kaybolup gidecek. Yani o çoğunluğun %80'i kaybolup gidecek bence. Yani bu da diyorsun genel bu kültürün popüler olmasıyla kesinlikle. Popüler kendileri olan de farkında. Kendileri de bunun farkında zaten. Evet. Yani özellikle mesela bu salgın dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Her sektörde olduğu gibi bence bu sektörde de bazı şeyler resetlenecek diye düşünüyorum. Aksine çoğalmayacak. Bence birçoğu yine şu an kaybolup gidecek diye düşünüyorum. Evet, bu konuda ben %100 sana katılıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela şu anda üretim yapmayan kişiler bence bir şekilde eğlenecek. Neden? Çünkü zaten çok fazla üretim oluyor şu an. Yani baktığınız zaman. Çünkü boş zaman var. Tabii. Ve üretim. Aynen. Deli gibi. Aynen. Şu anda artık bundan sonra yeni parçalar işte Amelie Lens'in storiesindeki parça popüler olmayacak da o label'ın sahibi gerçekten o parçayı hissettiği için. Aynen. Çünkü şu anda kimsenin çalmasını bilemiyor. Kendisi bile çalamıyor. Tabii. Aynen. Bir ortamdaki parça süper parça diyecek, onu çıkaracak. Ondan sonra zaten yazın, inşallah yazın bu iş kaybolacak. Evet. Yazın insanlar bu parçaları release edecekler ve çalmaya başlayacaklar. O zaman aynen. İşte gerçekten çok acayip, evet. Farklı gerçek prodüktörler ortaya çıkacak. Aynı şekilde ben DJ'ler tarafında da böyle olduğunu düşünüyorum. Ve promotörler tarafında da aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü sonuçta kesinlikle. Böyle maalesef promotörler için en kötü zamanlar. Bizim için de öyle. Ama burada bir doğal seleksiyon olacak ve özellikle son 1,5-2 senedir olan bu promotör kirliliği diyeyim. Yani aynı böyle popüler olma hevesini promotörlüğe götüren. Yani ben parça, kimse beni book etmiyor. O zaman ben gideyim bir tane DJ'ye fazladan para vereyim. Onun altına kendimi yazayım. Beraber çalayım. Başka yerlerde çalayım. Sonra da ben orada çalıyor gözükeyim gibi yakalayan promotörlerin çoğunun da eğleneceğini düşünüyorum. Peki Elan abi. Aynen. Sana yeni jenerasyonla ilgili fikirlerini sormak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Yeni jenerasyon seni heyecanlandırıyor mu? Yeni jenerasyonla olmaktan dolayı mutlu musun? Tabii ki şu anda yani bizim farklı bir duruşumuz var. Yani hem yeni jenerasyona destek veriyoruz hem yani daha doğrusu müzikalite anlamında herkese destek veriyoruz ama yani 17 yaşında da jetondan parça çıkarmış arkadaşımız var. Bizim için yani 60 yaşında birisinin de parçasını çıkarız hiç önemli değil. Ama sen bu konuda ne düşünüyorsun yeni jenerasyonla ilgili? Hem senin dediğin gibi hem Uğur'un da söylediği gibi yani senin dediğin tarafta bence biz çok iyi bir şekilde insanlara şans vermeyi bilen bir yapıdayız. Uğur tarafında Uğur'un söylediğinin üzerine ben de ekstra bir katkıda ve söylemde bulunmam gerekirse kesinlikle bir kirlilik olduğunu ben de düşünüyorum. Fakat biz bu kirli veya çok fazla popülaritenin arkasından gelen o popülasyonun içerisinden cımbızla çekip çıkartmak zorunda kaldığımız arkadaşlarla, gençlerle de iç içe olduğumuzu da çok net olarak görüyorum.
Bu bana çok ciddi bir umut, çok da ciddi bir aynı zamanda sevinç kaynağı doluyor. Bunu beraberce de yaşıyoruz Ferhat seninle. Yani isim verebilirim. Ali Kaan diyoruz, değil mi? Mesela işte o Rıza'yla da bir birlikteliğimiz bir nebze. Tabii ki Rıza'nın kendi içindeki kabiliyet noktası çok güzel noktalarda, enteresan noktalarda ama Rıza'yla ilk buluşmamız da böyle oldu. Eminim sen de katılacaksındır bu fikrime Rıza. Hani beraber bir şeyler yapmanın ve bu bağlamda bir yol kat etmenin çok önemini bizler kendi içimizde barındırdığımız içindir ki senle birlikte olduk, sizlerle birlikte olduk. Evet. Yani burada ben kesinlikle yeni jenerasyonun çok umut vaat ettiğini net bir şekilde görüyorum. Ama ayıklanacak. Biz de bunu cımbızla çekip çıkartıp bir kenara koyan taraflar belki olacağız bu bağlamda. Hani burada da kendimizi çok farklı bir noktada konuşlandırmak istemiyorum ama bu yolda ilerlediğimiz için biz Jeton ailesi olarak kendi içimizde bunu bir misyon edindiğimiz içindir ki ben asla ve asla bu yolda heyecanımı ve umudumu hiçbir şekilde kırmadan, yitirmeden devam etmek istiyorum. Devam edeceğine de inanıyorum. Kubilay ne düşünüyorsun? Yani peşinden evet. Şunu ekleyeyim. Yani işte çalanlardan özellikle bahsedeyim. Yine o yeni jenerasyonla ilgili. Yani peşinden 50 kişi getirip çalma derdinde olanla değil, evinde oturup müzik üretenleri cımbızla seçiyoruz değil mi? Onu bir not edelim. Tabii ki. %100. Tabii. Yani %100. Biz kaç kişi getirse o kadar seviyoruz yani. Neyse bunu da zamanla öğrenecekler. Bunu da bu işin de böyle yürümeyeceğini umarım öğrenecekler. Aslında farkındalar zaten de yani. Kolayına geliyor, kolayına. Evet. Ah Rıza, ya görüyor musun? 50 tane arkadaşın olsa oturup bunca saat çalışmazdı, gerek kalmazdı ya parça yapmaya. Rıza ona çok 50 tane arkadaşın niye getirmedin diyen işletmeciler oldu değil mi Rıza? Aynen. Abi Mateo'yu biliyorsunuz. Mateo'yla bir parçamız var. Avisos. Ferhat abi çok kez çaldı. O şeyle de bağlaştırmak istiyorum. Bu işte DJ track, işte neden uzun vesaire. Parçanın introsu çok uzun. Parça çok yani parça o kadar yavaş ilerliyor ki yani muhtemelen bu hızlı çağda hızlı müziğe alışmış, yani hızla ilerleyen müziğe alışmış bir insan ilk dinlediğinde ya neden bu parça bir türlü ilerleyemiyor der ama parçada Ferhat abi de çok çaldığı için böyle düşündüğünüzü düşünüyorum abi sizin de. Tam bir DJ track aranjmanı var. İşte o parçayı yaparken yani böyle bilgisayarın başında şu şekilde oturup saatlerce session'lar yaptık. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün artık hatırlamıyorum. Ama en sonunda bunun yani böyle yüzlerce kişi tarafından dinlenmesi canlı olarak insanların o parçayı dinlerken böyle verdikleri tepkileri izlemek çok gerçekten çok insana müthiş bir mutluluk yaşatıyor. Yine tabii Spotify'dan dinlemeler, iTunes'tan dinlemeler, bunlar da tabii ki sonuçta insanlar gündelik hayatlarında düşünceye dalmışken o müzikleri dinliyorlar ve belki de sorunlarına çözümler buluyorlar onları dinlerken. Bu çok uzun, sıkıcı dedikleri trackleri dinlerken. Yani bence Avisos zamansız bir track. Zaten zamansız trackler her zaman öne çıkar. Benim şahsi görüşüm o. Tabii ki onları yapmak daha zordur. Çoğu zaman trendlere çok uygun değillerdir. Çoğu zaman herkesin çalabileceği ya da duyacağı parçalar değillerdir ama o zamansızlık zaten onları farklı kılar. Ben de o tarz parçaları daha çok seviyorum. Kesinlikle daha çok seviyorum. Senin öyle çok parçan var. Mesela Deep Hypnotis. Yani inanılmaz bir parça.
Abi... Rıza bana bir parça yaptı. Bunun hikayesini anlatacağım. Rıza bir parça yaptı ve dedi ki abi dedi bu parça dedi benim için çok önemli bir parça. Niye? İşte çünkü işte bir ilişkine ayrıldım ve onun üzerine yaptım bu parçayı ve böyle bütün duygularımı koydum. Yani de diyorum ki ya elektronik müzik işte çıptıs çıptıs ne duygusu. Parçayı bir çaldım. Yani... Ve böyle parça aslında yani normalde çok çok fazla çaldım. Hala da çalmaya devam ediyorum. Böyle aslında çok yoğun melodisi olan ve düşük enerjisi olmayan bir parça. Ama ikinci bölümünde bir enerji geliyor ve o enerji başka bir yere taşıyor parçayı. Ve ben bu parçayı açılışta çaldım. Peak time'da çaldım. Kapanışta çaldım. Ara parça çaldım. Alt parça çaldım. Üst parça çaldım. Her şeyi yiyor. İnanılmaz yani. Ve şimdi Rıza albümünü gönderdiği zaman bana dedim ki Rıza kusura bakma ben bu parçayı bu albüme koymam. Niye abi? Çünkü dedim benim için bu parça çok özel. Bunu alacağız. Tutacağız. Buna ben remix yapmak istiyorum izninle. İkincisi de dedim buna çok iyi bir artistten bir remix almak istiyorum. Çünkü bu çok manyak bir parça dedim. Ve ben bu parçayı yaklaşık 1,5 senedir çalıyorum. Artık böyle yani storylerde 100 kere parça ismi soranlar mı dersiniz? Şudur budur. Şimdi inşallah çok özel bir artistle de anlaştık. Bu Deep Hypnotize'in remix'i geliyor. Ben de remix'ini yaptım ama tabii ki orijinaline çok sadık kaldım. Çünkü gerçekten hiçbir şey oynanması çok zor. Yani Rıza'nın tabiri değil mi? Spor kasa abi. Spor kasa. Spor kasa. yani benim çaldığım zamanki koyduğum efektleri ve böyle altyapısını falan düşünerek yaptım. O yüzden çok heyecan verici. Peki Kubilay sana bu konuyla ilgili son soruyu soracağım. Sen sonuçta yeni jenerasyonu temsil ediyorsun. Ve o insanlar aslında senin arkadaşların, eşin, dostun. Onların bakış açıları sana göre umut vaat edici mi? Yoksa yani negatif mi? Nasıl? Şimdi biraz farklı bir perspektiften bakayım ben. Şu anda aslında kitlelere ulaşması bir DJ'in prodüktörlüğüyle katarsa kendisine eskiye göre daha kolay diye düşünüyorum. Yani bir şarkı yapıp label'lara 100 tane de olsa 100 tane label'a attığın zaman bir tanesinden iki tanesinden cevap alıp bir yerden başlayıp devam edebilir sonuçta. Veya ben bu örneği çok veriyorum. Ben mesela İstanbul'a geldiğimde senin de bahsettiğin gibi sen dahil kimseyle tanışmamıştım sahnede yüz yüze. Ama zorlu da çalma fırsatı edindim. Bu şimdi eskiyen olsa belki çok daha zorlu bir süreç beklerdi ama tabii şarkı yapmak da kolay bir süreç değil ama sonuçta bir fırsat. Yani kimseyi tanımadan da bir şeylerin olabildiğinin göstergesi. Bu açıdan çok iyi ve avantajlı yeni jenerasyon. Ama aynı zamanda eskiye göre de bu işi yapan çok daha fazla insan olduğu için rekabet biraz eskiye göre daha fazla gibi düşünüyorum. Bu da bazen umut kırıcı olabiliyor insanlar için. Ama genel anlamda baktığımızda çalışanın yani yeni jenerasyon, eski jenerasyon fark etmez. Yani mesela ben yani işte yol vermem ben eski yenilere falan diyen adamın da eğer kendini geliştirmezse, bir şeyler katmazsa, üretmezse o yolu mecbur vereceğini. Aynı zamanda yeni jenerasyondan da iyi çalışan, üreten, bir yerlere gelmek isteyen, hedefleri olan insanların da bir süreç sonucunda bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Süper. Kubilay bir şey soracağım. Şeye katılır mısın şu an? Yani rekabet falan dedin. Tabii ki bunu yani prodüksiyonu yapma yollarına ulaşmak kolaylaştı. Prodüksiyonu yapma yolları kolaylaştı. Bu noktada ben çok şey görüyorum. Çok böyle template mantığıyla yaklaşmalar görüyorum. Mesela atıyorum yani işte drum code'dan mesela parça çıkarmak istiyor. Direkt oradaki artistlerin sound'una bakıyor. Hemen yani şu an hani YouTube'a girip şey yazabilirsiniz hani how to make music like işte X. Ve orada mesela tutorial çıkıyor. Yani adam orada resmen almış X kişisinin yaptığı parçadaki synth'in aynısının nasıl yapıldığını size anlatmış. Siz de girip aynısını orada yapabilirsiniz yani. Evet. Ve bu birazcık böyle şu anda şeye yol açmaya başladı. Yani
tekrara yol açmaya başladı. Ve bence bu tekrar da yeni jenerasyonun sıkıntısı olacak. Yani evet, kolay ulaşabiliyoruz, kolay yapabiliyoruz belki ama eğer o template de olursak çok kolay, yani yol vermeyen nasıl gözden düşecek dedin sen. Burada da taklit eden, aynı şeyleri yapmaya çalışan kişiler yine başarısız olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten şey, tekno adı üstünde yani. Evet, sanatın birçok şeyinde de bu böyle. Şimdi yani hatta üretimde de bu böyle. Şimdi bir tane araba var, adam yapmış. Çin'de adam aynısını yapıyor o arabanın. Ama o şeye ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. O taklitler sadece... Hangi arabaymış o? Nasıl yapıyor? Taklitler sadece aslını yaşatıyor. Şimdi zaten sahnede o rekabetin fazla olduğu kısımda yeni gelen birisi bir patlama yapmak, bir şey çıkartmak, yani kendini bir yere konumlandırmak istiyorsa mutlaka, bu her şeyde böyle zaten, farklılaşmak zorunda. Yani sen yaptığın müzikle farklılaşmak zorundasın. Sen o bu yılda izlediğin şeyin aynısını yaparsan sonuçta insanlar dinlediğinde o işin bir orijinali olacak. Orijinal senin taklit etmeye çalıştığın versiyon olacak. Bir de senin taklit yaptığın versiyon olacak. Hangisini tercih edecek? Tabii ki orijinali. Çünkü onu o adam zaten çok iyi yapıyor. O adam da onu çok iyi yaptığı için orada zaten. Bir kere orada yani insan... bir şey atlanıyor bence. Mesela burada isim vererek konuşmakta bence hiçbir sakınca yok. Enrico San Giuliano bugün Tekno'da çok özel bir isim prodüksiyon kalitesi olarak. Çünkü prodüksiyonu öğrendiği kişi zaten şu anda bütün Amerikan dans müziğine neredeyse hükmeden işte Luca Cordesi ve onunla öğrenmiş müzik yapmayı. EDM prodüksiyon ederek öğrenmiş. Ghost yaparak, EDM'cilere Ghost yaparak öğrenmiş. Milano'da bir stüdyoda bu Luca ile beraber. Ve bu Luca'nın gerçekten dünyadaki en iyi ilk 3 mix ve mastering engine'inden biri olarak kabul ediliyor bu adam. Ondan öğrendiği şeyleri sonra Luca Amerika'ya yerleşiyor. İşte kendi müziğine, teknoya uyguluyor. Şimdi şöyle düşünün. 2 sene oldu sanırım, 1,5 sene önce Astral Projection Enrico'nun parçası, inanılmaz uzun bir breakdown, korkunç uzun pedler ve neredeyse trans diye adlandıracağım bir sound. Bu sound'un drum code'dan çıkma ihtimali olabilir miydi 2017 yılında demo gönderirken? Bana göre yoktu. Yok, sıfır. Yani Adam Bayer çok groovy çalıyordu zaten. Sıfır. Adam Bayer groovy çalıyordu. Daha yeni yüksek BPM müzikler ortaya çıkmaya başlıyordu. Ve Enrico San Giuliano çıktı ve Astral Projection gibi parça ve onun gibi başka parçaları da drum code'dan çıkarmayı başardı. Bu ne demek? Şu demek, yani sen tabii ki aç tutorial'ı izle. Enrico San Giuliano o parçayı nasıl yapmış? Tabii ki öğren. Orada yanlış hiçbir şey yok. Tabii ki. Sen onu aynısını yapmaya çalıştığın zaman zaten Kubilay'ın söylediği gibi yapılmışı var. Ben daha ötesine götürüyorum işi. Sen şu anda işte bir label'ın, bir drum code'un ya da jeton'un ya da işte second state'in nasıl parça yaptığını çalışarak daha sonra nasıl parça yapacağını hesap edersen, hayal edersen çok büyük bir yanılgıya varırsın. Çünkü zaten beklenmedik şeyler insanların ilgisini çeker. Beklenmedik şeyler, yapılmamış şeyler insanların ilgisini çeker. Yapılmış şey taklidini yaptığı zaman senle niye bir daha çalışsın? Ya da orada insanların, arkadaşların bence düşünmesi gereken o. Yani gerçekten orijinal olmaktan cesaretsiz olmamak lazım. Cesaretli olmak lazım orijinal olmak için. Bu parçayı ben çalarım abi. Bunun ben en büyük şeyini gördüm, gerçeğini. İşte Carl Cox'la benim yaptığım Tears of Thunder diye bir parça vardı. Çok melodik, çok uzun pedli olan ve yaparken de gerçekten inanılmaz duygular içerisinde yaptığım bir parçaydı. Ve bu parça normalde, yani abartmıyorum, bir dakikadan fazla tamamen ne kick ne bass var. Yani böyle sonunda mı? Layer üstü layer, layer üstü layer, iyice parça soyuluyor böyle soğan gibi.
Ondan sonra tekrar layer'lar üstüne gidiyor ve üst üste yani sadece peak time'da çalabilirsin bir parçayı. Başka hiçbir zaman çalamazsın ve büyük ihtimalle önünde birkaç bin kişilik bir kalabalık olması lazım. Yani küçük kulüpte çalamazsın, işte orta kulüpte çalamazsın dersin. Ben bu parçayı Carcox'a gönderdim. Çaldığı ilk yer BPM festivalinde plaj partisi. Hadi bakalım. Ve Nick Panchuli ile beraber yaptık. Daha sonra 1,5 sene boyunca, belki 2 sene boyunca her setinde çaldı. Şimdi o zamana kadar Carcox'un nasıl parça yaptığını, çaldığını düşünüp de bu parçayı gönderirsen tabii ki sükuta uğrarsın. Ama ne hissediyorsan onu, yani cesaretini şey yapmaman lazım, kırmaman lazım. Yani bu parçadan kimse anlamaz. Yok öyle bir şey abi. Parça güzelse herkes anlar. Öyle bir anlar. Aynen. Ve özgür olmak değil mi? Öyle bir çalar ki kendin bile şaşarsın. Ha, teknik başka bir şey. Enrico San Giuliano'nun tekniğini dibine kadar kopyala. Kopyalayabiliyorsan adam her barda ayrı bir şey giriyor çıkarıyor. Nasıl kopyalayacaksın? Her barda ayrı bir şey girip çıkarıyor. Böyle olağanüstü bir detay var. İnanılmaz bir leveling var. İnanılmaz bir mixing var. Onu taklit et tabii ki. Yani taklit edebiliyorsan et. Çünkü o zaman zaten senin sound'un genişliyor. Çünkü o zaman senin sound'un işte Time Warp'ta 8000 kişiye Edin Bayer çalarken o parça öyle bir çalıyor ki diğer parçadan farklı çaldığı için de adam diyor ki bundan sonra ben Enrico'nun parçasını çalarım. Ya da ben bundan sonra Rıza'nın parçasını çalarım. Ya da Rıza'nın parçasını o display'in üstünde gördüğü anda hiç durmadan basıyor play'e. İşte Thomas Holtnek diye bir arkadaşımız var. Kendisine çok selam olsun. Drumcode'dan yeni sign etti ve işte önce Compilation'a daha sonra da büyük ihtimalle başka yerlerde de çıkaracak. Onun bir tutorial'ını sağ olsun Kubilay gönderdi, izledik. O da mesela bambaşka şeyler anlatıyor. O da diyor ki parçayı diyor süslemeyeceğim diyor. Süslersen DJ'ye süsleyecek hiçbir şey kalmaz diyor. DJ'ler diyor reverb koyuyor diyor, drum machine koyuyor diyor, tıt 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 koyuyor, bıp 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 koyuyor, filtre koyuyor. Sen parçayı süslersen süsleyecek bir şey kalmaz. Bu sefer o parçayı bir daha çalmaz diyor. Her şeyi kendin yaparsan, DJ'ye hiçbir şey bırakmazsan kalmaz diyor. Bu benim, ben diyor bunun canlı şahidiyim, o yüzden benim parçam. Edin Bayer çalıyor diyor, Charlotte David çalıyor diyor, Pampot çalıyor diyor, o çalıyor diyor, bu çalıyor şimdi. Bu da manyak başka bir bakış açısı. Ve benim beynimi açtı geçen hafta. Bak benim çok old school bir bakış açısı söyleyeyim. Çok net. Yani hiç yanlış değil. Çünkü sonuçta şöyle bir gerçek var. Evet, bu adamın parçalarını bunlar çalıyor. Önemli olan zaten onların çalması. Ve bu yani Drumcode tabii ki Tekno'nun en büyük label'larından biri. Orada bir başarı, yani çok farklı dinamiklere dayalı. Ve ben de onun buraya girmesinden dolayı çok mutlu oldum yani. Çok enteresan bir bakış açısı geldi bana ve o yüzden öğrenmenin sonu yok. Ve sadece yapılmış olanı feyz alarak düşünmek lazım. Feyz almak lazım. Yani aynısını kopyalamak zaten mantıksız oluyor. Ve o tarafta senin söylediğin gibi çok fazla yönlenen kişiler var. Kendi renkini sunmadığın sürece iş çok absürt yerlere gideceğine inanıyorum abi. Senin kendine ait bir rengin var. Yansıttığın, yansıttıkların var. Yaşadıkların var. Bütün bunların elementleri bir şekliyle dışarıya kusman senin özgünlüğünle birlikte rengini gösteren taraf olacak. Olması gereken olacaktır. Evet. Yani bir mesela bir parçanın direkt adını veriyorum abi. Full Spectrum. Ferhat abiyle bir parçamız. Full Spectrum. Bu parça ilk, yani çıkmadan önce ikimizde de aynı etkiyi yaratmadı. Çıktıktan sonra hani belki biraz daha etkisi arttı ama üzerinden bir sene geçti. Şu anda ben şahsen o parçayı gündelik hayatımda açıp dinliyorum ve parça böyle şey gibi yani yıllanmış yani parça böyle resmen. Geçen seneki o sound, o benim kulağıma o kadar, şu anki kadar iyi gelmeyen sound şu an çok farklı geliyor. Ben de bundan şu dersi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şey yaptığımız zaman prodüktör olarak bu benim sound'um deyip kendimize güvenmeliyiz. Yani çünkü hani az önce bahsettiğimiz konuyla birleştirerek hani başka birinin sound'uyla birleştirmeye çalıştığımız zaman bile
bambaşka bir şey ortaya çıkacak. Tabii ki aynısını yapamayacağız. Ama bu noktada da bu da benim sound'um diyebilmeliyiz bence. Süper. Peki son sorulara geçiyorum. Uğur, ondan önce ben konu hazır buradayken bir soru sorabilir miyim abi sana? Sor tabii Uğurcuğum. Şimdi bana bu konu çok geliyor. Jeton Records'a demo göndermek isteyen arkadaşlar oluyor tabii. Hazır bu sound konusu işte prodüksiyon falan açılmışken. İki kısım var. Birincisi teknik olarak yani gönderim olarak Jeton Records'a ne formatta ne şekilde göndermelerini istiyorsun label head olarak. İkincisi de sound olarak nasıl bir yaklaşım içerisine girmeler sence? Birincisi bizim zaten bu iş için özel bir e-mailimiz var. demos@jetonrecords.com bu e-mail haftalık olarak ciddi bir şekilde dinlenip takip ediliyor. Yani bize gönderilen her parça, bakın altını çizerek söylüyorum, her parçayı dinliyoruz. Tabii ki sadece beğendiklerimize dönüyoruz bu arada. Yani her gönderilen parçaya cevap verme ihtimalimiz yok. Çünkü bayağı yüksek bir oran var. Yani şöyle söyleyeyim, haftada yerli yabancı toplam 100'ün üzerinde demo geliyor. Ve çok ciddi bir rakam. Bu bizim için böyleyse diğer büyük label'ları zaten düşünemiyorum. Sound olarak aslında cevabı çok basit. Bunun iki tane cevabı var. Birincisi şu. Bize bir parça göndermeden önce arkadaşların öncelikle o yaptıkları parçaları büyük ihtimalle DJ'lik de yapıyorlardır diye düşünüyorum. Kendi setlerinde çalarlar mı? İlk başta bunu sorgulamanı istiyorum. Yani bana o parçayı gönderdin, bize gönderdin. O parçayı sen kendi setinde çalar mısın? İşte Joel Mull'dan önce, Julian Jewell'den sonra, Ben Clock'tan önce... Ondan sonracığıma Flak'tan sonra çalar mısın o parçayı? Birincisi bu. Evetse o zaman ikincisine geçiyorum. Bizim Jeton'un sound'u zaten son derece kolay erişebilir bir sound. Çünkü zaten her ay bir event yapıyoruz. Minimum bir tane. Bu eventlerdeki sound'u düşünsünler. Yani... O eventlerin zaten biz ses kayıtlarını sürekli alıyoruz. Setlerimizi sürekli paylaşıyoruz. After movie'ler yapıyoruz. Yani eventlere gelmesine gerek yok. Gelirse tabii ki başımızın tacı ama gelmese de işte setleri dinleyerek, after movie'lere bakarak oradaki çalan sound'u hissetmelerini istiyoruz. Ve o sound'un paralelinde, daha doğrusu o sound'un ağacında bir müzik istiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan yani biz parçayı aldıktan sonra ah çok güzel parça biz bunu çıkaralım demiyoruz. Parçayı test ediyoruz. Her parça test ediliyor. Yani dünyanın en güzel parçası da olsa bu benim için de geçerli bu arada. Herkes için geçerli. Parça test ediliyor. Test ediyor ne demek? Biz bir kalabalığın önünde bir parçayı çalıyoruz. Çünkü en önemli şey o. O kalabalığın önünde çalarken kalabalığın verdiği tepkiyi, işte kick bass'in uyumunu, mixing'inin durumunu, mastering'inin durumunu, her şeyini zaten analiz ediyoruz. Çünkü zaten ondan önce de biraz önce bu söylediğim sanatçıların parçalarını çaldığımız için otomatik olarak bir karşılaştırma oluyor. Ve ondan sonra bu bazen bir ay oluyor, iki ay oluyor, üç ay oluyor, dört ay oluyor. Yani o artık işte gig durumuna göre, ortamına göre. Çünkü sonuçta her parçayı da her gig'de test etme şansımız olmuyor. Sonunda road testi de olduktan sonra dönüş yapıyoruz ve diyoruz ki tamam bu parçaya müsaitse release edelim. Yani aslında çok basit. Bir kendisinin çalınacağı kadar kendine güvenmesi lazım. Yani ilk yaptığı parçayı da gönderebilir. Hiçbir problem yok. Benim ilk yaptığım parçayı release ettiler yani. İkinci yaptığım parçayı da Carl Cox çıkardı. Yani bunda hiçbir şey yok. İlk yaptığım parçayı bana gönderme. Gönder. Ama kendi setinde çalabiliyor musun ilk parça? Önemli olan o. İkincisi de bizim sound'umuzu birazcık irdelemelerini istiyoruz. Yani biz parçayı sadece çıkarmak için çıkarmayız. DJ setinde olması için çıkarırız. Dance floor için yani aslında baktığınız zaman. Peki Uğur'cum son sorular. Gene şimdi kızdıracağım artık. Hazır mısın? Gitti. Ne gitti? Bir şey kırıldı.
Yok. DJ'lik mi, prodüktörlük mü? Net. DJ'lik. Vay be. Hemen DJ'lik. Ben çünkü evet, ben her zaman DJ'lik yönümle övünürüm. Asla prodüktörlüğümle övünmemişimdir. Kesinlikle DJ'lik. Eyvallah. Neden? Güzel soru. Yani kendimi o şekilde daha iyi ifade ediyorum. Gerçekten oraya ait olduğumu hissediyorum. Bu çok net. Yani bir parçam release olunca parçam çıktı havası olmuyor bende. Ama kabinde çaldıktan sonra işte çaldım veya o esnadayken evet abi bu iş böyle yapılır diyebiliyorsam, yani ikisi dengesinde kesinlikle DJ'lik. Yani kendi parçanı 2000 kişiye çalarken ki aldığın hazla başkasının yaptığı parçanın o 2000 kişiye daha büyük bir enerji vermesi senin için daha mı önemli? Kesinlikle kendi parçam başkasının parçası diye bir şey değil. Orada ortaya sunduğum olay. Süper. Ya bunu çok net söyleyeyim. Hiç düşünmeme gerek yok. Direkt diyecek. Yo. Eren abi? Ben de birebir aynı fikirdeyim. Hatta üzerine şöyle bir ekstra bir takı da takayım. Bu işin bir de artistik tarafı var yani. Yani 2-2 daha 4. Yani sahnenin sana verdiği veya senin sahneye verdiğin, sahneyle birlikte o iki tarafı harmanlayıp aşağı tarafa aktardığın, crowd'a aktardığın taraf çok daha önemli bence. Yani DJ'lik ve artistlik. Evet. Guilay? Evet. Etkileyeceğim bir şey var mı? Pardon. Yok, bu kadar. Eyvallah. Bence de net prodüktörlük abi. Hiç tartışmasız. Neden? Ya DJ'lik bana çok temporary geliyor. Yani çalıyorsun 2 saat, 1 saat bitti. Tamam. Güzel bir zevk, çok keyifli bir şey. Yani onu zaten çok seviyoruz. Eden abinin dediği gibi artistliği de çok başka. Tabii ki maddi açıdan baktığınızda da geeklerle para kazanıyor aslında DJ'ler. O da çok önemli. Ama prodüksiyon, mesela Rıza biraz önce bir örnek verdi. Bir şarkı yaptık, bir sene durdu şarkı. Sonrasında farklı bir keyif verdi. Yani prodüksiyondan aldığın kişisel tatmin, prodüksiyondan yakaladığın başarı, bunları DJ'likle yakalama şansı benim açımdan en azından yok gibi düşünüyorum. Yani şimdi benim parçamı Richie Hawtin çıkmış, işte Awakening Festival'de çalmış mesela. Yani bu çok büyük bir keyif benim için. Orada insanların reaksiyonunu gördüğüm zaman, illa onu benim çalmama gerek yok. Tabii ben çalarsam olay ekstrası olur. Kendi parçamı Awakening'de çalıp da 2000-3000 kişiyi dans ettirirsen o da farklı bir olay ama orada da yine key bence prodüksiyonu benim yapmış olmam. Yani ben istediğim kadar milletin parçasını çalayım. Onun hiçbir anlamı yok bence. Kendi parçanı çalıyorsan veya çok büyük insanlar senin parçanı çalıyorsa onun yerine hiçbir şey almaz diye düşünüyorum. Süper. Rıza'cığım? Abi benim beklenmedik olacak galiba biraz ama %51 DJ'lik, %49 prodüksiyon sanırım. Oo, ince matematiğe girdin. Aslında biraz... Evet. bir ne ya? Abi yani abi, o, işte, o tarafa biraz daha yakın hissediyorum gibi. Çünkü şey hissediyorum yani yani evet prodüksiyonla bir şey üretiliyor, bir ses duyuruluyor, duyurulmuyor veya bir şey ifade ediliyor ama çalarken farklı sanatçıların yaptığı parçalarla kendi parçalarımı mixleyip bunu karşı tarafa verdiğim zaman 2 saat mi, 3 saat mi, o set ne kadar sürdüyse artık onun sonunda hissettiğim şey bir parçam çok iyi bir DJ tarafından çalındığı zaman hissettiğim şeyle neredeyse hemen hemen aynı. Hı-hı. Yani biraz daha birinci elden sesimi duyurduğumu düşünüyorum. Çaldığım zaman prodüktörlük tarafından birazcık daha ikinci elde kalabiliyor ama tabii ki yani Time Warp'ta mesela Ferhat abi sizinle yaptığımız parça Steampunk'ı Carl Cox çaldı. Yani o videoyu ben gördüğüm zaman ki duygularım çok çok farklıydı yani. Çok çok büyük, çok farklı bir duyguydu yani gerçekten. Şimdi, Time Warp biliyorsunuz bu hafta sonu. Biz de Eren abiyle her sene gidiyoruz değil mi? 5 sene oldu. Evet abi. Geçen sene oradaydık zaten parçayı çalarken de. Sağ olsun Kav bizi hep yanına alır. Hemen kabinin yanındaydık. Ben parçayı
böyle bir parça girdi. O parçanın en büyük özelliklerinden bir tanesi hi-hatlere yaptığım bir modülasyon. Böyle hi-hatlerin başlangıç ve bitiş zamanını sürekli değiştiriyorum parçada. Bir modüle oluyor. O da farklı bir groove katıyor. Yani belki çok basit bir şey ama çok değişik bir sound veriyor. Bir parça girdi. Ben de ki ulan dedim herife bak benim yaptığım şeyi yapmış. Ondan sonra bana lan bizim parçamız çalıyor. Bir dakika dedim ya dur. Alttan böyle groove gelmeye başlıyor. Aa bizim parça. Sarılasın geliyor tabii orada. 8000 kişi ve böyle belki de yani onun heyecanıyla mı ulan bizim parçaya daha bir fazla dans ediyorlar falan oluyor böyle. Sonra tabii canlı videosunu da izledik bir daha. Yani gerçekten çok inanılmaz bir climax oluyor. Ben bu soruya kendi sorduğum soruya kendim de cevap vereyim. Tabii. Şöyle düşünüyorum. Son dönemlerde gözlemlediğim şu oldu. Bir DJ eğer çok dans ediyorsa ve çok keyif alıyorsa böyle kabinde o büyük ihtimalle daha önce hiç çıkmamış kendi yaptığı parçayı test ederkenki hareketleri oluyor. Çünkü o parçayı yaptığı zaman crowd'un da bir tepki gördüğünü crowd'dan da bir pozitif tepki gördüğünü görünce inanılmaz keyifleniyor. Yani bunu ben de aynı şekilde yaşıyorum. Kendi yaptığım parçanın climax'e ulaşması ve orada o kitlenin onu alması bence olabilecek en büyük tatminlerden bir tanesi. Bu ikisini eskiden olsa çok net bir şekilde Uğur'un söylediği gibi şahsım adına söylüyorum. DJ'lik derdim ama şu anda o yani çok yakın, inanılmaz yakın. Yani ikisini birleştirelim, ayırmayalım artık bence. Ben de bir oran ver abi. Evet abi yüzde alalım. Bir percentage alalım. Ben de yüzde 40 40'a 60 derim. 40'a 60 derim. 60 DJ'lik tarafı mı? Tabii. Ama ben %110 derim ikisi beraber olursa. Eyvallah. Çünkü bambaşka bir durum oluyor. Yani çünkü çok başka bir hissiyat oluşuyor. Çok, çünkü o insanlar o parçanın çoğu senin olduğunu bilmiyor ya. Eyvallah. O güzellik orada zaten. Yani yoksa arkada koskocaman Spotify playlist olsa ona göre evet. Heyecanlansalar değil mi? Onun bu kadar bence bir climax'i yok yani. Peki son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onu da alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım isterim. Uğur'cum senden başlayalım. Yani son eklemek istediğim bir şey şu an daha ne kadar süresinin uzayacağını bilmediğimiz bu durum, bu zamanda kendimizi yapıp geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye çalışalım. Özellikle kendi meslek dalımızla alakalı. Yani bununla ilgili kitap okuyabilirsiniz. Eğer yine müzik üzerine tabii konuşacaksak yaptığınız müzikleri daha çok geliştirebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız bir program indirip tutorial izleyip bunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. Yani boş durmaktan bence kesinlikle iyidir. En azından ben çünkü geçen bununla ilgili de bir şey yazdım. Bir story paylaşımım oldu. Yani şu zaman kendiniz için aslında en iyi zaman. Her anlamda. Evet. Eren abi? Birebir katılıyorum Uğur'a. Üretmeye devam abi. Üretmeye devam yani. Evet. Süper. Kubilay var mı eklemek istediğim şey? Ben de aynı fikirdeyim. Bugün bir şey okudum birisinin storiesinde. Eğer şu süreçte kendinize bir şey katmıyorsanız, bir şeyi de geliştirmiyorsanız kendinizi ya da yeni bir şey öğrenmiyorsanız bu zamanınız olmadığından değil, disiplinsiz olduğunuzdandır. Aynen öyle. Şu an hepimizin, herkesin zamanı var. Disiplinli bir şekilde günde 1-2 saat bile olsa yeni bir şeyleri öğrenmeye veya bildiğimiz şeyleri geliştirmeye eğer çalışırsak bu süreci de pozitif şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Süper. Rıza'cığım? Tabii çok fazla şaka dönüyor prodüktörlerle ilgili bu süreçle bağlaştırarak prodüktörler için değişen hiçbir şey olmadı diye. Aynen. Aynısını söyledim. Yani hani tabii ki değişen çok şey oldu. Çünkü prodüktörler de parçaları yaparak bir label'a göndererek sonuçta o parçalar test ediliyor. Artık o parçalar test edilemiyor şu anda. Yani buna moral bozmadan kendi soundlarına
yönelmelerini hani umuyorum. Kendim için de aynı şeyi umuyorum. Genel olarak düşünürsek de yani tabii ki sadece prodüktör veya DJ olarak değil, herkesin kendi içine yönelmesi gereken bir zaman ve fırsat olduğunu düşünüyorum. Herkesin gerçekten gelecekten ne beklediği, nasıl bir insan olduğu, nasıl bir insan olmak istediği, nasıl bir yol çizmek istediğini oturup uzun uzun düşünmeye gerçekten zamanın olduğu bir zaman olduğunu düşünüyorum ben de. Süper. Ferhat'cığım sen? Vallahi ben de şunu düşünüyorum. İnsan bildiği işi yapmalı. Yani bu benim zaten, hayat felsefemden biridir. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım o zaman? O zaman bir şeyi bil. Yani bir şeyi bil. her şeyi bilme. O yüzden bu dönemde de insan kendi bildiği işi daha da derinlemesine araştırıp, öğrenip geliştirme şansı var. Çünkü biraz da şu var, birazcık da işleri akışına bırakmak lazım. Yani şu anda kontrol edemediğimiz bir durumdayız. Kontrol edemediğimiz bir dünyayı yaşıyoruz. Yani belki bundan 10 sene sonra bugüne baktığımız zaman vay anasını biz ne biçim bir gün geçirmişiz, ne biçim zamanlar geçirmişiz diyeceğiz. Çocuklarımıza daha da anlatacağız, öyle düşünüyorum. Birazcık akışına bırakalım işi. Şu anı yaşayalım. Bir ay sonra ne olacağı düşünmeyelim. Yani tabii ki düşünelim ama düşünmekle bir şey değişmiyor. O yüzden kendimize bir şey katmamız gerekir. İşte hepinize katılıyorum. Bu süreçte tabii ki belki artistik olarak yaratıcılığınız yok olabilir. Bu çok normal. Mesela ben uzun zamandır müzik çalmak istemiyorum. İşte o yüzden uzun zamandır stream yapmadık. Belki bu değişecek. Belki bir şey beni motive edecek. Değil mi Aykut? Hayırdır inşallah. Öyle olacak gibi. ama, telefonlaşalım. Yayından sonra. Az sonra. Sonuçta yani parça yapmaya devam ediyorum. O da oradaki en ufak bir şeyim yok. Yaratıcılığımda bir düşüş yok. Zorlayarak bir şeyler olmaz. Birazcık akışına bırakmak ve böyle kendini dinlemek. Belki bugüne kadar hayatta yaptığımız o koşuşturmanın da ne kadar gereksiz olduğunu anlayacağımız zaman dilimi oluyor. Ya da belki her şeyi çok doğru yapmışız. Onu da muhakkak edebiliriz. Bunları düşünürsek bence bu zamanlar son derece iyi geçer. Tabii ki hastası olan, ihtiyacı olanlara şimdiden acil şifalar diliyorum. Bunları söylemek tabii ki sağlıklara kolay oluyor ama. Tabii. Umarım bu problem de herkesin hayatından kısa bir süre sonra çıkar ve biz de eski bu heyecan verici eventlerimize, organizasyonlarımıza geri döneriz diye düşünüyorum. Evet, burada çok güzel bir mesaj verdin bence Ferhat. O da şuydu, üzerine bir akışa güvenmek denilen bir olgu var hayatta abi. Yani akışa bırakmak değildir o, akışa güvenmektir. Evet, onu söylemek istedin. Tabii. Net bir şekilde. Akışa güvenip zamanın bize nereye götüreceğini hep beraber analiz etmek gerekiyor. Aynen. Hepinize çok teşekkürler. Çok keyifli. Ben daha yeni açıldım ya. Long set mi sandın bunu? Hoppa. Ama bir şey söyleyeyim. Hiç olmadı ki böyle şimdi. Çok kısa oldu sanki bu böyle. Abi şimdi Spotify dedik, 4 dakika dedik, 5 saat. Ne kadar oldu bu arada? İzlenmeler yani. 2 saat oldu mu? Tabii canım. Oldu. Olmak üzere. Warm up'ı yaptın abi işte şimdi. Vay be. Tabii. Evet. Bir daha yaparız. Ne olacak? Buradayız. Peki evet. doğru söylüyorsun. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.